yapıyor tabii. Bunu kaça veriyorsunuz? 15. 15. Bunu neye veriyorsun şu pembeyi? Bu da 15. 15. Şila arkadaşımız da çok genç, daha liseye gidiyor, 14 yaşında ve bize eşlik edecek şimdi. Kaleyi çok iyi biliyor. Evet, devam ediyoruz Dina. Öyle mi ha? Şimdi bölgede Şila bana yardımcı oluyor. Hoşap Kalesi'ne ilk defa geldim bir acenta sahibi olarak ve bilmiyordum. Çok hayran oldum. Çok muazzam bir yer. Urartular tarafından yapılmış 1052'de. Bakın Şila gösterdi. Şimdi kaleyi zamanında koruyorlardı ya. Okçular orada duruyorlar. Dışarıya ok atıyorlar. İçeri ok gelmesin diye yarıklar ne kadar ince yapılmış. Bu Urartuların zekası. Tarihte Urartu Devleti müthiş bir devlet. Ve çok uzun yıllar çok büyük bir devlet oluyorlar. Çok büyük bir coğrafya. Bütün neredeyse İç Anadolu'ya kadar, Suriye, Halep'e kadar. Yani İç Anadolu'nun, yani şöyle diyeyim, Ankara'dan ötesi neredeyse Urartuların gibi bir şey. Türkiye'nin yarısı neredeyse Urartuların gibi bir şeydi. Müthiş bir zeka. Okey Şira, devam ediyoruz. Şira çok teşekkür ederim. Vallahi hiç yürekler böyle. Evet, şimdi bana Şira çok güzel anlatıyor. Burada şimdi eski yıllarda tabii bu coğrafyalarda dağ aslanı, belki de kaplan bile yaşıyordu. Anadolu'da öyle bir şey var yani. Eski yıllarda vahşi hayvanları dövüştürdükleri yerler var. Burada bu gördüğünüz yer, şu gördüğünüz yerde işte görüyorsunuz arena. Ve burada vahşi hayvanlar dövüşüyor ve yine okçuların yerleri var. Bakın o küçük küçük pencerelerde okçuların yerleri. Su sarnıcı da var şurada. O da su. Mesela kaledeler, dışarıda düşman var, suya ihtiyaçları var. O zaman oraya yağmur suları doluyor. Lina, the other one behind you, Lina. Yeah. This is the behind you. If water, for example, raining water, rain comes, and then water is there, you can store water there. If you are in the castle, you cannot go out, yeah? They were in need of the water. Şimdi eski yıllarda tabii elektrik yok. Elektrik olmayınca tabii burada yaşayan insanlar, görevliler tabii ki elektrik, yani aydınlanmaya ihtiyaçları var. Nasıl aydınlanacaklar? İşte o zaman meşalelerle aydınlanıyorlar tabii. Meşaleleri nereye koyacaklar? Bakın böyle arkamda gördüğünüz gibi yerler yapmışlar. Meşale yerleri. Demek ki akşam olunca görevliler meşaleleri yan yana koyuyorlar. Yangın tehlikesi de yok. Hiçbir tehlike de yok. Hani ne kadar güzel, taşların arasına koyuyorlar. Müthiş bir mühendislik harikası. Sonra şöyle anlatmaya devam edeyim. Şimdi kaleyi koruyacaklar değil mi? Demin de göstermiştim zaten. Şimdi okçular var tabii kaleyi korumak için. Okçu diyelim buradan kaleden oku atıyor. Şimdi adam öldürülmesin diye kendini nasıl savunmaya almış? Tam bir mühendislik harikası. İncecik yapmış ki o deliği. Oradan dünyanın en iyi okçusu bile eminim. Çok zor. Ta uzaklardan buradan bu delikten oku atabilecek de adamı öldürecek. Düşünün. Müthiş bir şey Şila. Hakikaten müthiş ya.